Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere Golf 8 GTI Clubsport Edition 45 yıla özel çıkartılmış olan Edition'ı çekiyoruz arkadaşlar. Buradan Autodrive Raizbayk'a bol selam olsun. Sağ olsunlar bu arabayı bize yine çekmemiz için temizlediler, hazırladılar. Bu imkanı sundular bizim için. Bol selam olsun. Ve aynı zamanda bu araç zaten Autodrive Raizbayk'ta satılık arkadaşlar. Eğer ilgi duyanınız varsa Autodrive Raizbayk'la kontağa geçebilirsiniz. Arkadaşlar arabamıza geri dönelim. Arabamız siyah renkte 2022 model Golf 8 GTI Clubsport Edition yarı 45. 45. Almancasını da söyleyecektim de neyse unuttum artık şimdi. O boşver. Arkadaşlar önlere geldiğimiz zaman aracımız aslında normal bir GTI'la pek bir fark yok diyeceksiniz ya da sanacaksınız ya da söyleyeceksiniz. Ama tabii ki normal bir GTI'den bayağı bir farklı noktaları var. Değil mi Sinan? Mesela şu ön tampon. Baktığımız zaman normal standart GTI'den biraz daha farklı. Bu işte bu görmüş olduğunuz bu plastik aksamlar falan duruşu ve altındaki spoiler lipi falan normal GTI'ye bakarak biraz daha değişik. Ön tarafa geldiğimiz zaman yine bu arabada IQ Light yani akıllı lamba opsiyonu mevcut ve aynı zamanda bu akıllı lambanın ortasında da iki lambanın ortasında yine bir led barımız var arkadaşlar. Bu da güzel bir şekilde yansıyor. Aç çalıştıralım mı? Göremezsin. Göremiyorsun değil mi? Karanlıkta daha güzel gözüküyor. Güzel bir ambiyans katıyor gece sürerken. Yani böyle komple boydan boya ışınlatıyor. Tabii ki bu da bir opsiyon arkadaşlar. Bunu normal GTI'larda da alabilirsiniz. Ve Golf 8R'larda da opsiyon olarak seçebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Bunda gerçekten güzel bir hava katıyor. Kırmızı çizgiyle falan birlikte. Güzel durmuş. Aracımız full donanımlı arkadaşlar. Bu gerçekten full load spec olan yani gırtlak dolusu. Her opsiyon var bu araçta. Yani deri koltuklar olsun. Ondan sonra dışarıdaki Aero paketimiz olsun. Zaten Clubsport 45'in özelliği o arkadaşlar. Genelde show amaçlı 45 yıla özel çıkartmış oldukları modelleri. Tabii ki full donanım olarak piyasaya sunuyorlar. Mesela şurada güzel stickerlarımız var ama aracımız siyah olduğu için stickerlar pek belli olmuyor ama dikkatli baktığınız zaman burada stickerlarımız da var. İşte 45'e özel olduğu için 45 yazıları da var. Tabi bunlar bazıları söküyor, bazıları başka renk takıyor filan. Her şey mevcut. Altımızda yine bu edisyona özel Scottsdale Volkswagen jantlarımız var. Güzel. Gerçekten ben bu jantları beğeniyorum. Hani Golf 8R'ın altında kullandıkları bu Estorileri genelde bu GTI'lere de koyuyorlar filan ama bu arabayı gerçekten havalı gösteren bu. Hani kırmızı çizgili olması, işte buradaki bu kırmızı aksanların olması filan arabayı tamam yapıyor yani tamamlıyor komple. Arkamız yan taraflardan arkaya geldiğimiz zaman işte bu performans spoilerımız var. Park sensörlerimiz var. Artık bunları anlatmamıza gerek yok. Park sensörlerimiz vesaire hep zaten mevcut bu arabalarda. Bu arabada özel olan yine opsiyonel Akrapovic egzozumuz arkadaşlar. Bu orijinal, sonradan takma uçlar değil. Bu modelde opsiyon olarak Akrapovic'li seçebiliyorsunuz. Ve gerçekten fark katıyor. Şöyle sürerken patlatıyor, çatlatıyor filan. İşte geri vites attığın zaman veyahut vitesi yükselttiğin zaman filan. Aralarda gerçekten gaz bıraktığın zaman patlatıyor. Pat çat diye. Sinan'ın hoşuna gitti değil mi Sinan? Evet. Bu egzoz olmasa sürer miydin bu arabayı? Sürmezdim. Hadi canım. Yani bu egzoz olmadığı için bu arabayı sürmezdin öyle mi? Evet. Ya sen ne arabadan anlarsın ya. Ben de sürmezdim bu arabayı o zaman. He? Hadi seninle birlikte seni yalnız bırakmayayım düşüncede. Dikkatimi çeken güzel spor frenleri RS3'lerde de kullanmış oldukları bu özel diskler var mesela daha sert. Yani fren attığın zaman gerçekten Golf 7 ara bakarak bunun frenleri daha güçlü arkadaşlar. Biliyorsunuz artık fazla bazı şeyler anlatmama gerek yok. Zaten normal oldu. Bu Volkswagen'in logosunun altında artık radar. Çünkü önceden buraya koyuyorlardı. Ve bu çok hassas oluyordu. Çabuk kırılıyordu, bozuluyordu. Ve yani bilmiyorum. Bunu buraya koyma sebepleri de gerçekten mantıklı olmuş. Öbürü çok çabuk da kirleniyordu. Mesela sinek ya da taş izi olduğu zaman filan gerçekten direkt devre dışı kalıyordu. Onu şimdi oraya koydular. Koymuşlar ve koydular. Gerçekten mantıklı yani bana sorarsan. Fren kaliperlerimiz falan yine kırmızı detaylı. Hepsi orijinal. Aynalarımızın içinde yine işte sensörlerimiz mevcut. Dıştan. Normalde iç taraftaydı. Mesela Golf 7 GTI'larda falan, R'larda şuradaydı. Artık şuraya koydular. Yani içeriden baktığın zaman zaten yanıyor hemen sarı renkte. Panoramamız mevcut. Komple açılıyor. Arkamızda yine burada R modellerde R yazıyor. İşte GTI'lerde E, işte mavi renkli o model donanım şey yazıyor. GTI'larda da kırmızı renk buraya koymuşlar. Normalde şuralarda yazılıyordu mesela. Köşelerde. Güzel. Yani güzel bir hava katmış. Bence zaten daha da güzel durmuş. Yani logonun altına direkt o yazının durması falan muazzam olmuş. Motoruna bakalım mı bir de? Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz bunda ne özelliği var ki yani GTI, normal GTI ile Clubsport arasında ne fark olabilir ki diyeceksiniz. Şöyle baktığımız zaman zaten fazla bir fark göremeyeceğiz. Yine bunun da motor kaputu şeyi yok. Motorun kapağı yok. Acaba niye? Volkswagen uçuruyor yani kapakları. Ne olacak? Kaç tane Golf kapağı şeyini, motor kaputunu açtıysam şu kapak yok. Niye yok anlamıyorum. Artık Volkswagen ondan bayağı bir tasarruf mu ediyor yoksa cebe cukka mı indiriyor bilemeyeceğim ama motorumuz 300 beygirlik, 2 litrelik, 4 silindirli. İşte GTI motoru değil arkadaşlar. Bu biliyorsunuz GTI Clubsport olduğu için spare diferansiyeli var ön tarafta. Ama 4 çekerli değil, ön çekerli. 300 beygirlik, 400 tork gücünde bir motora sahip. Şanzımanı 7 vites ileri, 1 geri. DSG güzel bir şekilde vites attırıyor, ilerliyor. Motor da gerçekten potansiyelli. Yalnız bunu niye daha çok tercih ettiklerini sürdükten sonra anladım. Araba gerçekten gidiyor yani. Bir GTI'ye bakarak çok daha iyi gidiyor. Hani hızlanması, virajlarda, ondan sonra bu keskinliği falan gerçekten fark yaratmış. Çünkü GTI'larda 245 beygir, işte aşağı yukarı 370 torka falan sahip. Yanılmıyorsam kafamda hani hepsini ezbere tutamıyoruz artık. Orada çok model var ki. Ama Golf 8 R'da da mesela 320 beygir, 4 çekişli. Bu da 300 beygir ön çekişli ama o kadar çok öne açık ki bu arabanın. Yani yazılım attığı zaman zaten Volkswagen bunu öyle bir ayarlamış ki. Yani Volkswagen demiş ki bu arabayla aha, piste çıkacaksan bu modelini alacaksın, piste gideceksin. Ondan sonra DSS'ini kapatacaksın. Ondan sonra öndeki o spor diferansiyeliyle yükleneceksin. Ver babam virajlarda sağa sol tabii ki dikkat edeceksin. Virajlardan uçmamak gerek. Sinan, ne yapalım? Sürüşe geçelim mi? Gerçi geçmeden önce Golf 8R en son çektiğimiz Golf 8R'la zaten neredeyse aynı. Şu koltuklar zaten full hani alabileceğin en özellikli koltuklar bunlar arkadaşlar. Bak bu şekilde olduğu zaman içi işte krem ya da gri, dışı siyah ve böyle memorili olduğu zaman genelde hemen şey de oluyor, soğutma da oluyor. Soğutma olduğu zaman da zaten deliklerden belli oluyor bak. Bu koltuk hem ısıtmalı hem soğutmalı olmuş oluyor. Memorili koltuklarımız var. İşte ön arka camlar, aynalar, her şey full otomatik. Direksiyonumuz falan öyle. İçinde kırmızı detaylar var. Mesela bu Clubsport 45 Edition olduğu için şu direksiyonun ortasında da var mesela. Burada bir detay koymuşlar. 45 yazısı orada da var. Onun dışında head-up display'imiz var burada mesela. Onu az sonra zaten arabayı sürerken gözden geçiririz. Şu arkaya geldiğimiz zaman yine bak koltuklarımızın burada kırmızı aksanlar güzel kombine edilmiş. Yine arka koltuklarda da dikişler hepsi mevcut. Zaten bu arabanın birçok özelliğini Golf 8R'da anlattık size. Önler, arkalar USB-C girişli. Ondan sonra arkada da artık derece ayarlama var. Sıcak, soğuk vesaire. Her şeyini ayarlayabiliyorsun. Şurada bir kolluğumuz var. Kolluğu indiriyorsun mesela burada. Bardaklığımız da var. Isofix falan her şey mevcut. Yani bebek 5'idir ya da oturağıdır. Oturması gereken zerzavatlıdır. Her şeyi güzelcine bağlayabiliyorsun. Bagaja bakalım mı bir de? Ondan sonra içine girelim. Bagajımız böyle. İşte burada yine pompalarımız var. Yardım çantamız var. Yeleğimiz var. Onlar niye burada durmuyor diyeceksin. Veya niye yedek tekerimiz yok diyeceksin. Artık bu araçta yedek teker yok. Burada Harman Kardon'un subwoofer'ı var. Güzel bir şekilde buraya koymuşlar. Ha, şunları da zaten bunun etrafına koyabilirsin. Ama burada da gözler var. Adamlar oraya göz yapmış. Kullanmak gerek. Güzelce. Şurada da yine çakmaklı şeyimiz var. Buraya işte uzun yol yaptığın zaman buzdolabı vesaire her şeyi buraya takabiliyorsun. Ya da lastik şişirmen gerektiği zaman buradan da fişi takıp hemen şuradan lastiğini şişirebilirsin. Üçgenimizi buraya koymuşlar içeride. Onun dışında elektrikli bagajımız yok tabii ki. Ama isterseniz takabiliriz. Bizde bunun da elektrikli mekanizması duruyor. Düğmeyle bastığın zaman elektrik kapanıyor yani. Ne yapalım? Sürüşe geçelim mi? Bir çalıştıralım bence. Al sen bunu. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Yani bundan daha fazla ses çıkmasını istiyorsan arabaya downpipe lazım. Mini downpipe hemen takalım bunu abisi. Hemen yazalım stage 2 falan. Patlatalım, çatlatalım, uçuralım arabayı dermişim. Yok ama şaka maka gerçekten ses istiyorsanız bunda mecbur hani downpipe takmamız gerekiyor. Onun da sebebi arkadaşlar bu arabada da artık 2022 model olduğu için OPF sistemi var. Ve bu gerçekten çok sesi kısıyor yani. Yani OPF'i çıkarttığın zaman bundan çıkacak olan sesi ben zaten biliyorum, duydum. Daha önce bu aynı model bir araca downpipe sattık. Muazzam ses çıkıyor. Gerçekten mükemmel çıkıyor. Çok patlatıyor. Tertemiz oluyor. Ama tabii ki yapmak isteyene, yapmak istemeyeni de anlarım. Canı sağ olsun. Arka lambalar da IQ Light'miş bak. Bu özel. O ortama göre, duruma göre, senin sürüş tarzına göre bu lambalar hem önlü hem arkalı ayar yapıyorsun. He? Hadi sürüşe geçelim. Evet. Arabamıza geçtik. Start stop diyoruz. Oh. Koltuğumuz da elektrikli olunca gelip gelip gidiyor böyle. Güzel. Şuradan modumuza hemen geçelim. Burada ne diyor mesela? 1 yazıyor. Yani arabada internet yok diyor. Special mesela Nürburgring'e özel şey var burada. Special diye bak. Buna bastığın zaman bütün arabanın alt takımları, egzozu vesaire her şey ona göre ayarlanıyor. Ama tabii ki o zaman kendiniz vites atman gerekiyor. Onu da bir kere şanzımana dokandırdığın zaman otomatiğe giriyor. Buraya hatırlıyorsun değil mi en son? Evet. Burada bir araba video çekim esnasında ağaca vurmuştu. O videomuz Instagram'dan silindi. Niye silindi anlamadım ha. Biz de kaza yaptık. Bizim videolarımız hiçbir yerde silinmedi. Hep durdu her yerde. Kameramız da var. Hemen görmüş olduğunuz arkadaşlar. Güzel. Burada böyle bir şey yok mesela. Evet. Artık burada geceleri neler yapıyorlarsa rahatsız olmuşlar belli ki. Duydun mu? Dur, nefes alma bir. Duyamayacağız yoksa. Az çok nefes aldığın zaman o patlamayı duyamıyorsun. Bak dur. Tut nefesini. Hah, şimdi duydu. Arkadaşlar bu OPF gerçekten ama bak hissettiriyor araba. Gerçekten normal GTA'ya bakarak bu modelde panoramamızı şey yapalım. Heh. Arıyor yani araba böyle, tamam mı? Önü böyle dört çekerli olmadığı için böyle arama şeyine girebiliyor yani ister istemez. Ben sevdim sürüşünü, ben sana söyleyeyim. Tabii buraya gelene kadar biz test ettik, sürdük biraz. Benim hoşuma gitti yani. Pistte nasıl olur bu olmuş o merak ediyorum ben yani şimdi. Kaşınmaya başladı Sinan. Oh, egzoz. Bu arabalarda egzoz ne kadar çok ısınırsa o kadar çok güzel patlama oluyor. Yani ilk zamanlarda patlama yapmazsa niye yapmıyor diye korkmayın. Biraz sürdükten sonra ileriki zamanda geliyor patlamalar. Tabii ki bu da bir sonuçta OPF'li bir GTI Clubsport. Bazı şeyler istiyorsan mecbur. Heh. Bak. Yavaş yavaş geliyor. Isınmaya başlıyor. Tabii ki vites atmak istemiyorsanız normal sporda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İçine geldiğimiz zaman GTI olduğu için burada yine aksanlarımız bu Frito Cockpit'te kırmızı renk. İşte dikişlerimiz kırmızı renk. Burada o dışarıda gördüğünüz stickerların yine patronun şeyi var yani. Desenler buraya da işlenmiş. USB-C girişlerimiz var burada. Burada yine bir rahat şeyimiz var bak. Temassız, kablosuz iPhone şarj etme ya da Samsung şarj etme yerimiz var burada. Kapat, üzerine kapatıyorsun. Golf yazımız var burada. Burayı biraz da derin yapabilirlermiş. Çünkü buraya hiçbir şey koyamıyorsun. Koyduğun telefon falan uçuyor hemen gaz verdiği zaman. Böyle önümüze doğru fırlıyor ama o onun az önünde. Zaten burada da yine böyle bir şeyler, eşya koyma yerimiz var. Şuraya bastığımız zaman bardağa göre bu ayarlanıyor mesela. Böyle bastığın zaman geri bunu itekliyorsun. Basmaya gerek yok. Böyle yapıyorsun. Geri büyüyor burası. Yine çapaklığımız burada. Buradan fiş takıyorsun. Kablolu bir şeyleri şarj etmek istiyorsan. Sen de az değilsin ha. İyice alıştın arabaların içinde artık. Korkmuyor, şey yapmıyor filan ha. Böyle şeyleri artık çocuk oyuncağı geliyor değil mi sana artık? Yani, ne ki ya ama. G8'den aşağıya gelme bana falan diyor değil mi? Yine bu kolluğumuz var burada. İleri geliyor, yüksekliğini ayarlayabiliyorsun. Güzel dikişlerimiz var. Koltuklarımız yine sportif. Rahat. Bu spor koltuk gerçekten çok rahat. Yani yormuyor insanı. Şimdi yani her şey tas tamam. Tabi ayarlayabiliyorsun da yine burada. Onun dışında Harman Kardon ses sistemimiz var. Bu neydi bundan önce Golf 7'lerde kullandıkları? Dynaudio muydu? Evet, Dynaudio. Harman Kardon'u atlamışlar. Tavanımız yine siyah. Panoramamız dokunmatik açıp kapanıyor. Işıklarımız dokunmatik açıp kapanıyor böyle. Ses falan da yapıyor böyle güzel. Arkadan biri bizi sıkıştırınca böyle hemen iç aynamızda kayboluyor. Tabii bu araba tamamen virajlara odaklı bir araba. Golf yani Volkswagen demiş ki biz bir araba yapacağız artık. Tamam bizim rütbemiz, klasımız farklı ama biz de varız bu işin içinde diyerek böyle bir araba yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şanzıman direkt. Hani hiç öyle bekleme falan yok. Bastığın zaman hemen alıyor. Vites atmaları falan gerçekten çok süper. Konumuza geri gelelim. İşte burada start stop düğmemiz var mid konsolda. Park düğmemiz var. Bu joystick'imiz biraz yine işte önceden bahsetmiştik. Porsche'u anımsatıyor böyle. Benzetmişler biraz. Burada el frenimiz, auto hold'umuz var. Burada anahtarı koyma yeri ya da işte bozuk para. Arkadaki Golf'ta gaza geldi. Emmi. Tamam anladık. Sen de Almanya'dan gelmişsin. Hızlı şoförsün ama biz de yani test ediyoruz burada. Araba inceleme yapıyoruz yani. İşte öyle. Daha fazla da laf konuşmuş olmak için laf konuşmamıza gerek yok değil mi Sinan? Evet. Sonuçta bir Golf yani. Dıştan gerçekten güzel gözüküyor. Egzozlar ateş ediyor. Ben buradayım diyor. Gerçekten ben beğeniyorum. Ah. İşte kafasına göre bazen bir pat diyor, bazen patat diyor, böyle bazen ketçap diyor falan. Ama gerçekten güzel. Bak bu Akrapovic'siz olduğu zaman bu kadar patlamıyor. O zaman gerçekten sessiz oluyor. Bak bizi sollayan Golf'a bak sen şimdi bak. Alman bile değil. Polonyalıymış bak. Arabada bu arada çok hassas. Fren atmadığın zaman, geç fren atan birisi olduğun zaman böyle hemen el atıyor işte araba. onları kapatabiliyorsun tabii ki. Güzel. Bak, patlat. Arabamız böyle arkadaşlar. Ya size bunu göstermek istedim çünkü dikkat ettim, biraz araştırdım. Belki tam araştıramadım ama Türkiye'de ben bu modeli göremedim. GTI ve GTI Clubsport olarak gördüğüm var. Hatta bizim Karaman'da bile vardı. Hangi benzinlik? Yanlış hatırlamıyorsun. Sarı renk bir tane dolaşıyor. Altında OZ jantları falan var. Gerçekten güzel. Arabayı basmış yere. Süper duruyor. Sarı renkti. Shell olması lazım herhalde. Yanlışım yoksa. Shell ya da BP'de. Yanlışım yoksa BP'de. Neyse, Karaman'da olanlar o arabayı illaki görmüştür. Zaten bir tane var. Benim gördüğüm orada. İçinden bakalım sen nasıl hissedeceksin lan şu kontrolü. Etkileneceğim mi? Midem bulanacak mı filan böyle. Uzacağım mı böyle. Bunda launch kontrol yapmak da bir değişik. Bak nasıl yapıyorduk bunu? Ha, arabaya gidiyoruz. Şurada Clubsport da olsa önden gittiği için, yani formatik olmadığı için arkadaşlar tutmuyor. Yani bu arabada pek öyle launch kontrol ya da içine altında semi-slicks olacak, küp iki lastiklerim falan olacak. Anca öyle mesela, ama bak. O yüzden pistte bence iyi gider. Bir de dışarıdan launch kontrol sesini alalım. Onun sonra videomuzu yapalım. Hop dedik amca. Launch kontrol sesimizle birlikte kapatalım. Arabada line assist, active steering wheel assist, ondan sonra radar, madar, her şey var arkadaşlar. Zaten buradaki helipten de bütün asistleri görebiliyorsun. Uyarıyor, şey yapıyor. Ona rağmen GTI'de bile mesela bak direksiyon ısıtması var. Evet, tabii. Alımları ilerlemiş canım. Gerçekten muazzam yani. Koltuk soğutma, ısıtma ve direksiyon ısıtma olduğu bir arabada yani ben rahat ederim. Biliyorsun ben seviyorum opsiyonları. Güzel. Dışarıdan bir launch kontrol alalım. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Evet Sinan, nasıl launch kontrol dışarıdan? Çok teker yaktı. Anca lastik yaktı değil mi? Ya. Gitmiyor arkadaşlar. O yüzden launch kontrol yani hele bu arabaya yazılım plan attıktan sonra launch kontrol bence pek kullanılabilecek olan bir opsiyon değil bu arabada. Ama sesi nasıldı? Egzoz sesi? Güzeldi. Değil mi? Akrapovic oldu belli oluyor yani. Ya. Sesi geliyor. Ama bu araba yani bence hakkını vermiyor. Nürburgring'de verir. Anca pist. İşte pist olarak yapıldığı için normal şartlarda, sokaklarda kullanmayı hani tercih ederseniz Golf 8 R alın bence. Çünkü bu aracın üzerine biraz daha koyduktan sonra Golf 8 R'ın fiyatına ulaşıyorsunuz. Ben öyle yapardım. Ama tabii ki GTI fanları var aramızda, biliyorum. Fanlar için ideal. Bu opsiyonlarda bu çıkışlı bu araba gerçekten süper. Ben opsiyon konusunda zaten bu arabayı gerçekten beğendim. en son bir egzoz sesiyle videomuzu kapatalım. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın bak ha. Sayımızı bilelim. Niye ses yok? Hah geldi. Sonuçta bir V8 değil yani, istesen de istemesen de bu seslere katlanacaksın. Hadi kendine iyi bak.